Genel kapsamlı olaraktan ben birkaç açıklama yapacağım şimdi. Arkadaşlar katılım sonunda, eğitimin sonunda sertifika almaya hak kazanan arkadaşlarımız, eğitim boyunca burada kalıp notlarını alaraktan emek veren arkadaşlarımız, eğitim sonunda bir linkimiz açıklanacaktır. Chat kısmında verilecektir bu link. Oradan girerek tam ad ve soyadını yazaraktan, e-posta bilgisini girerekten katılım sertifikalarını, eğitim sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır. Lütfen tam adınızı, soyadınızı ve e-postanızı kullandığınız güncel olan e-postayı göndererekten ulaşın bizlere. Böylelikle de bizler de sizlerin sertifikalarınızı doğru ve tam ulaşılabilir şekilde göndermiş oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum ben sizlere katıldığınız için, bize destek verdiğiniz için. Ortalama eğitimimiz şu anda 40 dakikalık bir süremiz var. Bu süre içerisinde sizlerden gelen geri dönütler eşliğinde beraber bu vakitimiz uzayabilir. Çünkü ben eminim ki bu eğitimlerden dolayı çok fazla kalmak isteyen, soru sormak isteyen çok arkadaşımız olacak. Bu manada dediğim gibi sadece etkinliği uzatmak, eğitimi uzatmak, soru cevap vermek size bağlı. Tamamıyla ne kadar siz interaktif yaparsanız o kadar süremiz uzamış olacak. Ama ortalama bizim eğitim süremiz 35 ila 40 dakika arasındadır. Doğru mudur hocam? Evet, 35-40 dakikalık bir eğitim süresi olacak hep beraber. Onun sonunda da soru cevaplara geçeceğiz Oğuzhan Bey. İnteraktif bir eğitim olmasını istiyoruz. Biz tabii o şekilde daha çok tercih ediyoruz, yapıyoruz genelde. Bazen soru sorabilirim dinleyici kesime, katılımcı kesime. Orada cevap vermek isteyen olursa çekinmeden cevap verebilir soruya. Ama asıl soru cevap kısmımız sonrasında olacak yani. Ben o şekilde bir süreç götüreceğimizi düşünüyorum. Eğitimler YouTube'a evet paylaşılacak. Sonradan izlemek isteyen arkadaşlarımızın erişebilmeleri için, aktif olarak şu anda mesaide olan arkadaşlarımızın eğitime katılamasa da bu eğitimden faydalanabilmesi için şu anda kayıt altındadır. Kayıt bitiminde videolarımız editlenerekten YouTube platformuna aktarılacaktır. Ayrıyetten bir eğitim kataloğu düzenleyerekten bunları sizlere linkler halinde ve videolar halinde rarlayıp e-postalarınıza yollayacağız. O yandan yana hiçbir şüpheniz olmasın. Eğitimleri daha sonra da kayıt olarak da izleyebileceksiniz. Genel itibariyle eğitim sırasında sürprizlerimiz olacak. Aktif olaraktan çeşitli etkinliklerimiz olacak tüm eğitimlerimizde. Hocalarımızın sizlere yapmak istedikleri etkinliklerin içerisinde çekilişler, hediyeler de olacak. Bu manada lütfen eğitim boyunca kalmayı düşünmeyin. Yoksa eğer kalın lütfen. Mikrofonları lütfen kontrol edelim. Eğitim sırasında herhangi bir şekilde bir sorunumuz oluşmasın. Benim şu anda herhangi bir ses problemim var mıdır acaba? Sesin az gelmesi, net gelmemesi gibi bir durum var mıdır acaba hocam? Yo, ben Oğuzhan Bey sizi gayet net duyuyorum. Benimkinde de herhalde Ahmet Bey'le test ettik, bir sıkıntı yoktu bildiğim kadarıyla yani test esnasında. Şu anda da herhalde yok diye düşünüyorum yani ses kalitemiz falan düzgündür diye düşünüyorum. Tamamdır hocam. Zaten aktif olarak chatte de arkadaşlarımız sıkıntı yok diye geri dönüş yaptılar. Evet. Chat kısmını arkadaşlar lütfen aktif olaraktan kullanalım. Çünkü ne kadar çok soru sorarsanız o kadar sizin için faydalı olacaktır. Hocam dilerseniz bir 4'ü 10 geçe başlayalım. Bir dakikalık daha süre alalım sizden. Tamam, Kusura sorun yok. bakmayın, bekletiyoruz Estağfurullah. sizleri de. Estağfurullah, sorun yok. Bir dakika sonra başlamış olacağız. Ben aktif olarak chat kısmına da bakacağım. Oradan gelen soruları da direkt sizlere yönetmiş olacağım. Evet.
Discord linkimiz, Discord kanal linkimiz de şu an chat kısmında verildi. Aktif olaraktan arkadaşlarımız Discord'a katılaraktan orada soru cevap etkinlikleri veya danışmak istedikleri konular olursa eğer Discord'dan katılaraktan sohbet ortamımıza girebilirsiniz. Biz orada toparlanıp etkinlikler yapıyoruz, sohbetler gerçekleştiriyoruz. Yeri geliyor bazen oyunlar oynuyoruz. Discord adresimize de katılan arkadaşlarımızla da beraber orada da çeşitli etkinliklerimiz olacak. İsterseniz hocam başlayalım. Tamam. Sizin de çok vaktinizi almayalım. Arkadaşlarımızı da bekletmeyelim. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü zaman yönetimi eğitimimizin hocası Bahadır Güngör. Kendisi BİSATEK kurumunun genel müdürüdür. Aynı zamanda da bir eğitmendir. Sizlere Bahadır hocamızı takdim ediyorum tekrardan. Ve hocam sözü size bırakarak ben kenara çekiliyorum artık. Evet. Teşekkür ederim Oğuzhan Bey. Öncelikle ben de şahsım adına, firmam adına ve Bileşim Adası adına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bileşim Adası'nın tüm ekibine canı gönülden bu yapmış oldukları büyük çalışma için de başarılar diliyorum. İnşallah güzel etkinlikler olacağını düşünüyorum. Biz de bugün sizlerle bu etkinlik kampın ilk seminerini gerçekleştireceğiz. Zaman yönetimiyle ilgili bir seminer yapacağız. Yaklaşık bir 35-40 dakika sürecek bir seminer. İsterseniz önce bir dosya paylaşımıyla ben semineri bir ekranımızı alayım. Evet. Şimdi bugünkü konumuz zaman yönetimi. Tabii birçok insan bu konuda fikir sahibi. Bir şeyler biliyor. Hatta biraz sorgulamaya kalktığımız zaman da ya ben zaten yapıyorum, yaptığıma inanıyorum diyor. Ama durum öyle değil arkadaşlar. Bunu bu eğitim sonunda, yani bu seminer sonunda siz kendinize de burada aldığınız bilgileri uyguladığınız zaman veya gözlemlediğinizde böyle olmadığını farkına varacaksınız zaten. Bizim de amacımız zaten bu farkındalığı sizlere yarattırabilmek, işte bu konulara size birazcık düşünce zamanını doğurabilmek. Şimdi bizim sloganımız şu: zamanı iyi yönetin, hayat size kalsın. Sunum esnasında göreceksiniz. Aslında zaman yönetimi diye bir kavramın olmadığını, bunun başka bir şey yönetmekten geçtiğini göreceksiniz. Bu da bize bugüne kadar bu zaman yönetimi konusunda almış olduğumuz birçok bilginin aslında günlük hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda uygulayabileceğimiz basit terimler olarak karşımıza çıktığını gösterecektir. Zaman nedirle bir başlayalım isterseniz. Zaman maalesef yerine konması mümkün olmuyor yani. Çok böyle bir özelliği var, kendine az. Döndüremiyoruz, geriye döndüremiyoruz, ileriye bükeyemiyoruz veya farklı boyutlarda bununla ilgili bir takım gözlemlerde bulunamıyoruz. Yenileyemiyoruz. Yani bunu bir yere koyup işte tekrar bir bakımdan geçirip tekrar kullanıma sunamıyoruz. En önemlisi depolayamıyoruz. Yani bir hava gibi, su gibi depolama şansımız yok. Bir elektrik gibi depolama şansımız yok. Satın alınması da öyle olanaklı bir durum değil. Yani siz gidip bir para verip de bir yerden bunu tedarik edemiyorsunuz. Veya bir başkasının olanı siz kendinize alamıyorsunuz. Bu ne demek arkadaşlar? Bu her bireyin saat gece 00'da bir bankada, zaman dediğimiz bir bankada bir hesabı var. Buraya 24 saat matematiksel olarak ve terim tekniği olarak karşımızda dursun diye böyle bir belirlenme yapılmış. 24 saatlik bir kredi konuluyor, bir para konuluyor ve bize diyorlar ki işte ertesi gün 00'a kadar bunu harcayabilirsin. Bunu harcamak tamamen her bireyin kendine kalmış. Bir bakıyoruz etrafımızda düzgün böyle şekilde, planlı bir şekilde harcayanlar var. Hunharca bunu yok edenler var ya da mümkünse hiç harcamamaya çalışanlar var. Bunların hepsi farklı insan tiplemeleriyle karşımıza çıkıyor ve günlük hayatımızda da bunlar bu tiplemelerden çok net gördüğümüz oluyor. Gerek iş hayatında, gerek sosyal hayatta, gerek okul hayatında görebiliyoruz bunları. Bu bağlamda zamanın yerine konamaması, döndürülememesi, depolanamaması, satın alınamaması bizim için bu dünyadaki en değerli kaynak haline getiriyor. Yani gıdadan, havadan, sudan dahi değerli bir anlamı var zamanın. Bu noktada yönetim olarak, yani zaman yönetimi olarak karşımıza bir terim çıkıyor. Peki nedir bu? Planlama ve karar vermeyle alakalı bir süreç bu arkadaşlar.
Peşinden bu ve yapmış olduğunuz planlama ve kararların uygulama ve denetleme süreçlerinden geçirdikten sonraki oluşan sınırsız döngüye zaman yönetimi diyoruz. Aslında sunumun başında dedik ki zaman yönetimi diye bir şey yok. Farklı bir şey yönettiğimiz zaman yönetimi oluyor diye bahsettik. Bu bir evet hayatımızın sonuna kadar doğduğumuz günden itibaren ölene kadarki süreçteki tüm döngülerin hepsi birden yaşadığımız bütün aksiyonlar, eğitim, kariyer ve diğer bütün burada sıralayamadığımız aksiyonların hepsi zaman yönetimi kavramı içindeki planlama, karar verme ve bunları uygulayıp denetleme süreçlerinden meydana geliyor. Yani bizim dikkat etmemiz gereken burada önemli bir anahtar kelime var. Planlama ve karar verme. Çünkü bir planınız yoksa karar verme konusunda zorluk çekiyorsunuz. Bir planınız yoksa sonuç elde etme veya başarıya giden yolu bulmada zorluk çekiyorsunuz. Bir planınız yoksa bu planla ilgili kariyer planlayamıyorsunuz. Kariyeriniz oluşamıyor. Veya bir planlamanız yoksa günlük hayatınızdan tutun da diğer bütün gelecek düşüncelerinize, hayallerinize kadar tüm etkenleri olumsuz şekilde karşılık karşıya kalıyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken ana anahtar kelimemiz planlama ve karar verme. Bir de şöyle bir durum var karşımıza çıkan. Nedir? Zaman bazen hızlı bazen de yavaş geçiyor. Kime göre? Bu da göreceli bir olay. Bir hastanede sıra beklerken sizin orada geçirdiğiniz zaman size göre çok yavaş geçmiştir. Ama bankada son dakika kapanmasına doğru yetiştiğiniz zaman oradaki bütün o süreç akan zaman dilimi siz o aksiyonu yaşayan için de hızlı geçmiştir. Bu nedenle zamanı objektif olarak gerçek ve subjektif algılanan zaman diye ikiye ayırarak gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani bir realite olan zaman var. Yani 24 saat dediğimiz zaman. Bir de algıladığımız zaman var. Bu 24 saat içinde bazen çok bakıyorsunuz diyorsunuz hala zaman geçmemiş. Ya da bakıyorsunuz ya az önce saat 1'di şimdi ne çabuk akşam oldu diye bir algı yani hissedilen zaman dediğimiz iki olgudan bahsediyoruz. Objektif zaman gerçek realite yaşantımızdaki iş dünyası bunun içinde randevu sistemleri, takvimleşme, karar verme, toplantılar gibi birçok şeyi objektif gerçek zamanla ve onun yönetimiyle sağlıyoruz. Algılanan zamansa tamamen bireyin sosyal hayatında kaldığı zaman veya bireyin kendi kendine kaldığı zaman yaşamış olduğu zaman farkındalığı. Burada aslında realiteye baktığımızda geçen süre her ikisinde de aynı. Sadece birisindeki etki gerçek etki, diğerindeki de algıladığımız etki oluyor. Günlük yaşantımızda bizim dışımızda akıp giden bir hayat var. Hepimiz için geçerli bu. Bu hayatta da çok da umursamadığımız, umursayıp da kale almadığımız bir kaynaktan bahsediyoruz biz aslında. Hepimiz için zaman olarak baktığımız değer bu. Çoğunluğumuzda bu. Neden bu? Çünkü bir bedel ödemiyoruz. Bir çalışma veya iş gücü karşısında buna sahip olmuyoruz. Yani maaş gibi değil. Efendime söyleyeyim kredi kartı gibi değil. Nesnel bir tutuculuğu yok elimizde. Dolayısıyla da bizim insan olarak bakıp değerlendirdiğimiz değer yargılarımıza şekillendirdiğimiz bir takım görsel objelere göre zaman elle tutulur olmadığı için bizim açımızdan da yani insan açısından baktığımızda da değer olarak çok da umursanmıyor günümüzde. Bu geçmişte de böyleydi arkadaşlar. Yani sadece bugünü özel bir olay değil. Yalnız burada şöyle bir durum var. Algılanan zaman teknoloji ve bilişim tarafının, yapay zekanın ve ona bağlı olarak birçok aksiyonun hızlanmasıyla hissedilir anlamda çok hızlı geçiyora döndü. Yani birçok insan veya hepimiz şu an burada olanların birçoğu zamanın su gibi bakıp gittiğini, yetişemediğini, karar veremediğini ve karar verirken baktığında vaktin çabucak geçtiği konusunda şikayetlerle karşı karşıyadır günlük yaşantısında. Ama şöyle bir durum var. Yaşadığımız bu pandemi süreci gibi geniş dünya kitlelerini etkileyen süreçlerde insanlar şunu gördüler. Zaman konusunda baş başa kalındığında birey kendiyle aslında bunu yönetme konusunda ne kadar zaafların olduğunu, ne kadar bilgisiz olduğunu, ne kadar eksik olduğunu farkına varmaya başladılar ve çok ciddi anlamda boş zaman öldürüyoruz dediler yani halk tabiriyle. Evet gerçekten de öyle oldu. Uzunca bir süre insanlar evlerinde kapalı kaldıkları dönemlerde ciddi anlamda boş zaman öldürdüler. Zaten bunları dışarıdaki birçok veriler de bizlere sunuyor. İşte internette geçirilen zaman dilimleri, dijital platformda harcadığımız zaman dilimleri gibi veya televizyon başında veya internet ortamında seyrettiğimiz dizi veya film zaman dilimleri gibi bunların hepsi
realite olarak karşımızda yer alıyor. Peki sonuç ne olacak yani bu durumda? Genelde karşımızdaki sorulardan en büyüğü bu. Genelde yeterince zamanımız yok. İşlerimizi yetiştiremiyoruz diye şikayetlerle karşı karşıya kalıyoruz günlük hayatımızda. Aslında hepimizin sahip olduğu zaman aynı zaman. Yani bana 28 saat, size 23 saat veya size 35 saat, bana 15 saat verilmiyor. Ama bu pek azımız için yeterli geliyor. İşte bu pek azımız dediğimiz kitle zaman konusunu yönetebilme yeteneğine sahip, bilgisine sahip olan kitle. Bunlar temelde baktığınız zaman hem ekonomik olarak toplumlardan sıyrılmış olduğunu görüyorsunuz, hem sosyalite olarak sıyrılmış olduğunu görüyorsunuz, hem akademik olarak hem iş ve kariyer olarak da sıyrıldığını görüyorsunuz. Biraz sonra zaten bunların sebeplerini hep beraber irdeleyeceğiz. Yani burada önemli olan konu şu, zaman herkese aynı veriliyor, aynı oranda yükleniyor hesaplara ve bunu güzel kullanan, bilinçli kullanan kesimle bilinçsizce kullanan kesim arasındaki farkı da günlük hayatımızda veya sosyalite hayatta görebiliyoruz. Bunu hem kariyer hayatında hem iş hayatında da yakından görme şansımız çok mevcut. Hayatta baktığımız zaman herkesin eşit olarak sahip olduğu tek şeydir zaman. Yani dünyaya bazen fakir gelebiliyoruz. Kusurlu gelebiliyoruz sağlık açısından. İşte dünyanın hiç olmayacak bir yerinde dünyaya gelmiş olabiliyoruz. Ekonomik olarak, gelişim olarak çok da kötü bir kara parçasının dünyaya gelmiş olabiliyoruz. Ama tüm bu kadar insanın tek eşit olduğu yer, kaynak zaman arkadaşlar. Zaman Amerika'da da aynı, Avrupa'da da aynı, bizim ülkemizde de aynı. Değişmiyor. Yani ben Amerikalı'ya göre, Amerika'daki insanlara göre şanssızım diyemiyoruz bu konuda. Sadece aradaki fark şu, gelişimle beraber, gelişmeyle beraber toplumlar ve bireyler bu konularda bilgilenmeye ve farkındalık yaratmaya başladılar. Öğrenmeye ve kendilerini eğitmeye başladılar. Bu kaynağın ne kadar değerli olduğunun farkına vardılar. Ve ondan sonra da zaten onların dünyasında süreç hızla ilerlemeye başladı. Sorun zamanın yetmemesi midir acaba sizlere sorsak? Çoğumuz buna evet cevabını verecek. Yani normal bütün bir hayat düzenimiz devam ediyor olsaydı pandemiyi saymazsak, evet çoğumuz zamanın yetmemesi konusunda evet cevabını verecek büyük çoğunluk. Neden böyle olduğuna gelince de arkadaşlar, biraz önce bahsetmiştim anahtar kelimeyi, planlama ve karar mekanizmalarımızın düzenli olmamasından dolayı zaman yettirme konusunda çoğumuz sınıfta kalıyoruz arkadaşlar. Bizler de bu konuda sınıfta kalan insanlar grubundaydık. Nasıl bu gruptan çıkmaya çaba sarf ediyorsunuz? İşte bu tarz bilgilendirmelerle, bu tarz farkındalıklarla önce kendinize bu konuda bir bilgi dağarcığı oluşturmanız gerekiyor ve bu bilgi dağarcığının üzerine de kaliteli bir bilgi sistemi oturtarak zamanınızı, aslında zamanı değil, kendinizi yönetebilmeyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Böyle olunca da hiçbir şekilde zamanın size yetmemesi gibi bir şikayetle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Çünkü bunun için yapmanız gereken bazı uygulama ve prosedür pratikleri var. Onları yerine getirdiğiniz zaman 24 saatin aslında dolu dolu geçirebileceğini farkına varıyorsunuz ve bunun peşine gitmeye devam ediyorsunuz. Özellikle kariyer yapmak isteyen insanlar bu konulara çok hassas olması gerekiyor. Çünkü rakipleri bu konuda ciddi anlamda zaman harcıyorlar. Peki sorun hedeflerimizin belirsiz olması. Yani zaman yetmemesinin temel sebebi, altında yatan ana kaynak, hedeflerimizin belirsiz olması, önceliklerimizin iyi sıralanmaması ve bunlara bağlı olarak plan ve karar verme mekanizmalarımızın düzgün ve düzenli bir şekilde ve sürdürülebilir şekilde devreye girip çalışamamasından kaynaklanıyor. Biz bir hedef belirlerken hedeflerimizi neye göre belirlediğimizin kriterlerini önce tespit etmemiz gerekiyor. İşte bu tespitlerimiz düzenli yapılmadığı için, bilimsel olarak yapılmadığı için veya kendi dünyamıza ve global dünyaya uyumlu yapılmadığı için hedeflerimizi basit şablonlarla belirliyoruz. Sonrasında da diyoruz ki bu hedefi gerçekleştirecek zamanı bulamadım. Çok basit bir örnek vereyim. Üniversitede birinci sınıfa gelen bir öğrencinin belli bir süre sonra işte yabancı dil kursuna gitme gibi bir istemi oluyor. Fakat o sene gidemiyor. Diyor ki seneye giderim. Nasıl olsa daha 3 senem var diyor burada. Seneye geliyor, gene gidemiyor. Daha 2 senem var diyor. Sonra bir bakıyorsunuz okuldan mezun olmuş ama yabancı dili olmayan bir üniversite mezunu olmuş. İş ve kariyer dünyasına girdiğinde kazanma şansı çok düşük bir bireyden, profilden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de hedeflerimizin
net belirlenmemesi, netleştiremememiz ve bundan dolayı da hedeflerimizi sürekli olarak erteliyor olmamız. İşte zamanı yönetemeyen insanların en büyük alışkanlığı ertelemedir. Kendi kendinize bir sorun isterseniz, bugüne kadar hangi konuları ertelediniz? Eminim ben 20'nin altında veya 25'in altında çıkmayacağını düşünüyorum. Ertelediğimiz her konu, her hedef, her planlama bizim geleceğimizden çalıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Zira bu konuda plan yapabileceğimiz asıl önemli kriter zaman. Yani biz tüm bu planlamalardan bahsederken, zaman kavramından bahsederken, aslında bütün bu yönetimden bahsederken zamanı planlamaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da sadece ve sadece kendimizden bahsediyoruz aslında arkadaşlar. Yani biz kendimizi yönetebiliyorsak, kendimizi yönetme şeklimizi oturtabilmişsek zamanımızı da yönetebiliyoruz arkadaşlar. Eğer kendimiz konusunda, geleceğimiz konusunda, iş hayatımız konusunda, kariyer konusunda, sosyal hayatımız konusunda planlarımız, hedeflerimiz, kriterlerimiz yoksa veya düzenli değilse veya geliştiremiyorsak, biz o zaman kendimizi yönetemediğimiz için de bizim için en kıymetli olan zamanı da yönetemeyeceğiz anlamına gelmektedir. Yani sadece zaman yönetimi diye bir o konuya odaklanmak demek, aslında kendinizi devre dışı bırakıp yönetmeye çalıştığınız bir kavramın bir müddet sonra baktığınızda sizi yönettiğini fark edersiniz. Buna da başkaları için yaşamak diyoruz biz. Kendi hayallerini, hedeflerini, stratejilerini kenara bırakıp başkaları için yaşamak adını veriyoruz. Yani başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için siz dünyaya gelmiş gibi davranıyorsunuz. Zamanınızı başkaları için harcıyorsunuz. Bunu çok yapıyoruz arkadaşlar. Geçmişte de çok yapıldı. Bugün de yapılıyor. Bunun sebeplerinden de biraz sonra göreceğiz zaman hırsızları konusunda. Etrafımızda bunu yapmamıza sağlayacak bir sürü etkenle iç içe yaşıyoruz günlük hayatımızda. Peki zaman yönetiminin anlamını gerçekte yaşam yönetimi olarak çevirirsek sonuçta geldiğimiz nokta birey oluyor. Yani kendimiz. Zaman planlaması da aslında kendimizi planlamak oluyor. Dolayısıyla konu zaman değil. Biziz. Yani siz, ben, katılımcıların her biri. Bu bizim hayatımızı nasıl değiştireceğimize bağlı, nasıl yaşadığımıza bağlı. Yani biz eğer şayet bu konuya ve diğer gelecek konularına veya günlük hayatımıza gerekli bir strateji çıkartabilmişsek, gerekli bir planlama yapmışsak, yani bizi yönetebiliyorsak, dolayısıyla da bize tahsil edilen zamanı da yönetebileceğiz anlamına geliyor. Tabii bunu yapmak için de %100 başarılı bir limit veya gösterge beklemek mümkün değil. Kontrol edebildiğimiz olaylar var, kontrol edemediğimiz olaylar var. Tüm yönetimsel sistemler kontrol edilebilir olaylar üzerine kurgulanmıştır. Yönetilemeyen sistemler üzerine bir kurgulanması yapılması mümkün değildir. Bunlara en yakın ve en büyük örnek yaşamış olduğumuz bu pandemi süreci. Çok da öyle kolay yönetilebilen, öngörülebilen bir süreç değildi. Birçok dünya devi bunu göremedi. Şimdi zamanın iki kavramı var. Biri gerçek zaman, bu ölçülebiliyor, gözlenebiliyor, nesnellik gösterebiliyor. Böyle bir zaman türünden bahsediyoruz. Bir saatlik süre gibi düşünün. Bir saatlik süredeki dakika, saniye olarak, matematiksel olarak bölümlenmiş gibi düşünün. Burada kişilere göre farklı algılansa da süre değişmiyor ama. Yani bir saat bir saat. Amerika'da da bir saat, Avrupa'da da bir saat, Afrika'da da bir saat, ülkemizde de bir saat. Bu bir saat bazı kişilere göre çok hızlı geçmiş olabiliyor, çok süratli geçmiş olabilir. Bazılarına göre de canından bezdirecek kadar uzun geliyor olabilir. Ama sonuçta süre aynı, bir saat. O nedenle de saat zamanı nesnel gerçekliği yansıtıyor. Yani saat dediğimiz kavram nesnel, dokunabileceğimiz gerçekliği yansıtıyor. Bir de algılanan zaman dediğimiz zaman var. Bu her canlıya göre değişiyor. Ve psikolojik olarak etkilenebiliyor. Bu etkilenmeden dolayı bireyden bireye farklılık gösterebiliyor. Sizin için dediğim gibi bir sinema gişesinde bilet kuyruğu belki çok uzun bir zaman dilimi gibi gelebilir ama yanınızdaki insan o filme girmenin heyecanıyla o süreyi çok kısa gibi algılayabilir. Algılanan zamanla gerçek zaman arasında sadece psikolojik ve hissiyat anlamında farklılıklar vardır. Süreç olarak hiçbir farklılık yoktur. Yani gerçek zamandaki bir saatten algılanan zamandaki bir saat hızlı veya yavaş geçmesine rağmen yine 60 dakikadır arkadaşlar. Plan çok önemli. İşte kendimizi yönetmemiz için bize lazım olan en büyük anahtar da bu.
Eğer bizim bir planımız yoksa neye göre plan olsun istiyoruz? En basit örneği yaşamak için plana ihtiyacımız var. İş hayatımız için plana ihtiyacımız var. Kariyer hayatımız için plana ihtiyacımız var. Evlilik hayatı için plana ihtiyacımız var. Sosyal hayatımız için plana ihtiyacımız var. Artı geleceğimizde ne olacağımız konusunda da plana ihtiyacımız var. Şöyle düşünün. Şimdiden siz 1, 5 ve 10 yıl gelecekle ilgili plan yaptıysanız veya yapmaya çalışıyorsanız bir şeylere odaklanmaya çalışıyorsunuz demektir. Bunların bir kısmını belki de başaracaksınız demektir. Ama hiçbir şey yapmıyorsanız, yani planınız yoksa, siz aslında zamanı ve kendinizi yönetmiyorsunuz. Tam tersi, zaman sizi yönetiyor anlamına gelir. Yani ya rüzgara kapılmış yaprak gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Rüzgar nereye savurursa oraya gideceksiniz. Bu da yarın nereye gideceğinizi bilemeyeceğiniz anlamına geliyor. Plan çok önemli arkadaşlar. Dikkatli bir planlama yapılması gerekiyor. Ve dikkat çok gerekiyor planlama yapılırken de. İyi bir zaman yönetiminin temelini oluşturuyor çünkü plan. Aslında plan hayatımızın bütün akışını etki eden bir değer, bir tanımlama. Biz bunu günlük hayatımıza uydurabildiğimiz sürece başarımız da artıyor. Yani planlamamızı 24 saatten başlarsak, ilk yapmaya başladığımız planlamayı 24 saat, yani bir günümüzü planlamayla bu yola çıkarsak eğer şayet, 24 saatlik planlamamızı birkaç denemeden sonra mükemmeliyet seviyesine doğru yaklaştırdığımızda göreceksiniz ki günlük hayatınızda sizin için kıymetli olan bu zaman dediğimiz değerin aslında ne kadar size özel zaman değer ayırabileceğinizi görmüş olacaksınız. Burada önemli olan konu şu. Yani biz bu noktada kendimize gerçekten planlama yapıyor muyuz? Bir planımız var mı bizim? Bu soruları sormamız gerekiyor. Veya bir planımız varsa bu plan gerçekten bizi geleceğe taşıyacak bir plan mı? Ya da bu planı ne kadar sıklıkla revize ediyoruz? Veya revize ediyor muyuz? Birey olarak kendimizi tanıyor muyuz? Bireysel olarak yapmamız gerekenleri kendimize yapıyor muyuz? Yani kendimize yatırım yapıyor muyuz? Bunların hepsi gelecek iş hayatı ve bugünümüz için önemli konular. Bunlara hakim olabilirsek kendimizi yönetiyor olacağız. Yani birey bireyi yönetiyor olacağız. Bunun akabinde de zamanımızı yönetiyor olacağız. Planlama yapılmadığı takdirde arkadaşlar işler burada gördüğünüz gibi zamanda bitmez. Bunun sonucunda işler planlamaya ve zamana uymayacağı için sürekli olarak birikmeye başlayacaktır. Şöyle bir çalışanlar arasında şöyle bir tabir vardır. İşlerin altında boğuldum veya işlerin altında kaldım. Bunun sebebi planlamanın olmaması ya da yapılan planlamanın güncel veya düzgün olmaması. Bu plana bağlı olarak da bitirilmesi gereken iş sisteminin veya hayat sisteminin stabil olmamasına sebep oluyor. Bu da bize gün sonunda 10 tane bitirmemiz gereken iş varsa plana göre 3 veya 4'ünü bitirmemize sebep oluyor ve aşırı yorgun oluyoruz gene gün sonunda. Az iş bitirmemize rağmen kendimizi çok yorgun hissediyoruz. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Bunun sebebi arkadaşlar o kurmuş olduğumuz plana uyamadığımızın vermiş olduğu stres baskısı arkadaşlar. İş yerindeki işlerin bitiremediğimizden dolayı amirin baskısı. Üniversitede veya şeyde eğitmen veya öğretim görevlisinin baskısı. Ailede baba veya annenin baskısı. Evde evliyseniz eş veya çocuğun baskısı olarak size yansıyor arkadaşlar. Plana uyamadığınız için. Burada dikkat edilmesi gereken önemli kriterler yapmış olduğumuz planlamada önceliklerimizi belirlemek son derece önemli ve bunları bir sıraya koymamız gerekiyor. Eğer biz önceliklerimizi belirleyemezsek ve bunları düzgün bir sıraya koyamazsak bu bizim en büyük problemimiz oluyor. Böyle olunca da yapmış olduğumuz planı real hayata geçirmeye kalktığımızda bir sürü problem, hesaplayamadığımız, öngöremediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bize plana sadık kalamadığımız noktasına getiriyor. Dolayısıyla plana sadık kalamadığımız zaman da ne kendimizi yönetebiliyoruz ne de bizim için en kıymetli olan değeri zamanı yönetebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bizim yapmamız gereken plan sahibi olmak, bunun sahibi olurken de önceliklerimizi belirlemek ve bunları bir öncelik sırasına göre koymak ve bu önem sırasına göre de planı hayatımıza uygulamak. Ara ara da bunu revize etmemiz gerekiyor. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi de zaman tuzakları arkadaşlar. Bu birçoğunuz şimdi biraz sonra şaşıracaksınız bu konuda.
Neden? Çünkü günlük hayatımızda hepimizin hemen hemen yaptığı veya maruz kaldığı tuzaklar. Zaman tuzaklarının çevirme olarak şöyle diyebiliriz. Bir bireye zaman kaybettiren tüm unsurlara zaman tuzakları denir. En büyük zaman tuzağı günümüzde sizce ne olabilir? Cep telefonu arkadaşlar. Yapılan global ve ülke istatistiklerine baktığımızda 24 saatimizin 7.35 dakikasını bizim toplumumuz mobil platformda harcıyor. Gün 24 saat, biz yaklaşık 8 saatini mobil dünyada harcıyoruz. Geriye kalan 16 saatte neyi planlayacağız, neyi yapacağız, çalışacak mıyız, okula mı hazırlanacağız, sınava mı hazırlanacağız, kariyer peşine mi koşacağız, yemek mi yiyeceğiz, uyuyacağız mı, sağlığımızla mı ilgileneceğiz? Akabinde de insanlık için çok son derece önemli olan sosyalleşmeyi mi devam ettireceğiz? Sonunda da ne diyoruz? Zamanı yetiştiremiyorum. Hiçbir şeye yetemedim veya yetişemedim. Tüm planlarım alt üst oldu. Bunları hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Bizler de yaşadık. Halen de bir kısım yaşıyoruz. Sizler de yaşıyorsunuz. Merak etmeyin bu konularda. Zaman konusunda sosyal ilişkiler, kişisel ve kültürel özelliklerden kaynaklanan birçok etmen bizlere zaman tuzağı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlar, bu etkenler de bize, bu faktörler de bize zamanı kötü kullanmamıza sebep oluyor. Yani arkadaş sohbetleri, dijital platforma taşınmış şu anda, işte oda sohbetleri, sosyal medya iletişimleri, ilişkilendirmeleri, efendime söyleyeyim, farklı mecralarda müzik, sinema gibi bir takım aktivitelerin günlük zaman dilimimizden çok fazla çalması ve bizlerin de bunlara sessiz kalması, hepsi birer zaman tuzağı örnekleri arkadaşlar. Bunları günlük hayatınızda çok yapıyorsanız veya yaşıyorsanız, siz kendinizi yönetemiyor veya planlayamıyorsunuzdur demektir. Çünkü sizin için bu dünyadaki en kıymetli varlık sizler tarafından, yani birey tarafından farkında değil ve farkında olmadığı için de gerektiği gibi bir yönetime sahip olmadığını görüyorsunuz. Böyle durumda sınav hazırlığınız varsa sınavdan başarı şansınız çok kötü arkadaşlar. Bir iş görüşmesine hazırlanıyorsanız sonuç sizin istediğiniz gibi olmayacak arkadaşlar. Eğer bir kariyer düşünüyorsanız kariyeriniz istediğiniz seviyeye gelmeyecek arkadaşlar. Bunlar nettir. Bunlar kendine zaman ayırmayan, kendine yetiştirme konusunda geride kalan tüm insanların, burada eğitimden bahsetmiyorum arkadaşlar bakın. Eğitim seviyesinden bahsetmiyorum. Bugün çok iyi zaman yönetimi yapan ama hiçbir akademi mezunu olmayan veya üniversite kariyeri yapmamış dünyada insanlar var. Ve bunlar çok büyük firmalarında aynı zamanda sahipliğini yapıyorlar. Ama bütün ellerindeki anahtar iyi bir zaman yöneticisi, yani kendisini iyi bir planlayan birey olarak var olmuş bu ana kadar. Zaman tuzaklarını şöyle bir algısal grafide vermeye kalkarsak arkadaşlar, bunlar kişiden kaynaklanıyor. Buradan gelebilir. Yani arkadaşınızdan, ailenizden, eşinizden, çocuğunuzdan gelebilir. İşten kaynaklanabiliyor arkadaşlar. İş ortamlarında çok sıktır. Ya gel hadi bir 5 dakika ara ver, bir çay içelim, sigara yapalım. İşte ya gel bir konu vardı, sana sormam gerekiyor. İşte 5 dakika bir dışarıdaki kafede oturalım gibi. Ya da öğle tatiline gittikten sonra dönmeniz gereken saatte ya bir 10 dakika daha takılalım, sorun olmaz. Bunlar aslında arkadaşlar ilk zamanlar çok hoş geliyor ama giden sizin dünyadaki en kıymetli varlığınız. Bunun da geri dönüşü yok. Yönetim anlayışından kaynaklanan zaman tuzakları var. Bilinçsiz ve profesyonel olmayan yönetim aşamalarında işletme çalışanları bundan dolayı ciddi anlamda zaman kayıplarına maruz kalırlar. Bunları dile getirme konusunda da tıkanık davranırlar. Çünkü astın üstüne bu konuda bir serzenişte bulunması demek, üstün vereceği cevap çok nettir. Zamanı yetiremiyorsan yetirecek birini getiririz derler ve olay biter. Örgütsel yapı ve politikalardan kaynaklanan zaman tuzakları da var. Burada sizin siyasi görüşünüz, dünya görüşünüz, çevre görüşünüz, sağlık görüşünüz, eğitim görüşünüzden tutun bir sürü görüşlere göre zaman kaybettirecek tuzaklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Size faydası olmayan boş bir televizyon tartışmasını dinliyorsanız veya size katkıda bulunmayacak bir kitap okuyorsanız, bu size hem kendi bireyselinize örgütsel yapıdan dolayı kaynaklanan bir zaman tuzağı örneği olarak verebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Zaman yönetim matrisi dediğimiz bir matris var. İşin biraz teorik tarafına doğru kayıyoruz yavaş yavaş. Şimdi şöyle, bu matris dörde böldüğümüz bir alan gibi düşünün, bir uzay boşluğu gibi düşünün burayı. Burada kırmızılı olan alanlar
hemen yapılması gereken ikaz alanları. Bunların için örnekleme yaparsak krizler, son günü gelen işler, müşteri sorunları, işte canlı örnekte olacak yaparsak sınavın son günü ya da sınava 1-2 saat kalmış gibi, belge eksik, giriş belgesi yok ya da tam hazırlanamadın, kitaplar temin, belgeler, eğitim belgeleri eksik gibi. İkinci kısım mavi kısım, burası hoş bir kısım. Burası sizin için geliştirilebileceğiniz alanları gösteriyor. Burada planlamaya yapabilirsiniz. Çok önemli bir kısımdır bu. Bunun hazırlanma anlarını oluşturabilirsiniz ve stratejik işlerde uğraşabilirsiniz. Bunlar zaman ayırmanız gerekenler. Bakın. Bunlar acil değil bu kısımlar. Üç nolu kısımda rutin işleriniz var. Kesintiler, çalan telefonlar, e-posta, randevusuz ziyaretçiler. Şunu yaşıyorsunuz. Uçak kabı şimdi gel ortam yok da iş hayatında falan çok olur bu ya da sosyal hayatta da olur. Hiç böyle çok böyle işiniz acildir, yapmanız gerekiyordur. Yani kırmızı alanda bir işle uğraşıyorsunuzdur veya mavi alanda bir planlama yapmanız gerekiyordur sakin kafayla. Çat diye kapı çalar. Ya da çat diye telefon çalar. Bir bakarsınız arkadaşınız Ayşe veya Mehmet telefonda. Ya bir konu vardı işte görüşebilir miyim Bahadır senle deyip bir başlarsınız bir saat geçmiş. İşte ciddi bir zaman hırsızlığından karşı karşıya kaldınız. Biraz sonra bunların önüne nasıl geçeceğinizi de göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil alana dikkat ederseniz bunlar zaman tuzaklarının olduğu alanlar. Gereksiz işler, gereksiz telefonlar, zaman hırsızları, birey olabilir, oyun olabilir, teknoloji olabilir ve en önemlisi televizyon gibi, dijital platformlar gibi aslında dokunamadığınız ama etkisi çok fazla olan temassız kaynaklardan kaçınmanız gerekiyor arkadaşlar. Buralara çok fazla kalırsanız yani yeşil alanda çok fazla vakit geçirirseniz sizin iki nolu alanınıza ve üç nolu alanınıza vakit ayırmada sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Dolayısıyla da günün belli bir saatinden sonra tüm işleriniz bir nolu alanda, kırmızı alanda yer almaya başlayacaktır. Burada zaten ikaz çanları çalıyordur sizin için. Bunların tamamının sonrasında zamanın yönetmenin yani kendimizi yönetmenin, bizi yönetmenin 10 etkili yolu var arkadaşlar. Bunlar stabil olarak test edilmiş psikolojik ortamlarda farklı insan topluluklarına test edilmiş yöntemdir. Bu 10 etkili yöntem aslında hiç de öyle gözünüzü korkutacak veya ciddi anlamda efor sarf edeceğiniz yöntemler değildir. Belki de bunları bir kısmınız günlük hayatınızda yapıyorsunuzdur. Günlük işlerinizi düşünün arkadaşlar ve bunları sırayla yapın. Yani planlamanız ve ihtiyaçlarınızın bir sıralaması olması gerekiyor. Zamanı iyi kullanmanız açısından bu son derece önemli. Hedeflerinizi ve yapacaklarınızı belirleyin arkadaşlar. Hedefsiz ve bu hedeflere göre bir stratejiniz yoksa siz hayatta boş yaşayan insan dediğimiz profile uyuyorsunuz. Boş insanları da kimse ne kariyer hayatında ne iş hayatında ne de eş hayatında pek tasvip etmez. Bugüne kadar öyle gördük. O yüzden de ciddi anlamda burada gördüğünüz gibi bir takviminiz olması lazım. Bu aylık ajanda takvimi olabilir. Haftalık ajanda takvimi olabilir. Ve burada her şeyi yazmanız gerekiyor buna. Ve bu elinizin altında olması lazım. Ama teknoloji ilerlediğinden dolayı şimdi birçoğumuzun elinde ajanda dediğimiz bir yapı var. Bu yapı da nerede? İşte bu bize ciddi anlamda zaman tuzağı dediğimiz mobil cihazlarımızda. Burada şimdi şöyle diyebilirsiniz ya hocam. Bunlar hem zaman tuzağı dediniz. Şimdi de bize 10 etkili yol gösterirken de böyle bir teknolojiyi kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Teknolojiyi siz kendi yararınıza, kendi alanınıza uygun kullanabiliyorsanız, kendinize evirebiliyorsanız teknoloji sizin için zaman kaybettirecek bir unsur olmaktan çıkıyor. Size ciddi anlamda planlama ve zaman kazandırıcı bir mekanizma haline geliyor. Ama aynı teknolojiyi siz 7,5 saat Instagram, Facebook veya diğer chatleşme veya sosyal medya unsurları içinde kullanırsanız bu cihaz sizin için o noktada baktığınızda kırmızı alarm bölgesinde yer alıyor. Sabah saatlerini iyi kullanın arkadaşlar. Özellikle çoğunluk toplumun yani topluluğun genç olduğunu düşünüyorum. Yaş ortalamasının. Şimdiden buna alışın arkadaşlar. Yani sabahın erken saatlerinde kalkmayı ve günü erken saatlerde pozitif enerji depolayarak ve planlamanızı iş saatlerine dediğimiz aktif saatlere yakın planlamanızı ve öncelik sıralarınızı ve günü etüt etmiş olarak başlama imkanı sağlayacak size. Bugün Elon Musk gibi, Jack Ma gibi,
sayabileceğimiz çok büyük iş adamlarının, beyin adamların yaşam stratejilerine ve tarzlarına baktığınızda sabah saat 4'te, 4.30 veya 5'te ayakta olduklarını görüyoruz. O yüzden de sabah erken saatlerini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim için saat 5.30'da 5'te kalkıp 7'ye kadar bir iş yükünü toparlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyin. Eğitim veya sınava hazırlanma süresini yine saat 5'ten 7'ye kadar, 8'e kadar olan zamanda bir kere ele alın. Bir kere öyle bir çalışma yapın. Göreceksiniz ki algılamanızdan pozitif enerjinize kadar birçok şeyin o anda maksimum seviyede olduğunu göreceksiniz ve bunu yaşayacaksınız. Bunu bir kere yaşamaya başladıktan sonra zaten bundan vazgeçmeniz de kolay kolay mümkün olmuyor. Burada siz hayatın ve geleceğin tadını almış oluyorsunuz. Aldığınız küçük notlar var. Hepimizin var. Kimimiz ajanda defterine yapıştırıyoruz. Kimimiz önümüzdeki büyük takvimlere yapıştırıyoruz. Kimimiz de bilgisayar ekranlarına veya işte yanımızdaki kırtasiye mobilyalarına yapıştırıyoruz. Evet, yapıştıralım. Bunlar önemli. Ama bunların yeri de sabit olsun. Yani birini oraya, birini oraya, birini oraya değil. Buradaki gibi elimizin altında olsun ve bunlarla ilgili bir ilişkilendirme yapalım. Yani bu stickerlarda almış olduğunuz notların her birisi bir planın parçası ve bir iş sürecidir. Bu süreçler birbirine bağlıysa ya şayet, süreçler tamamlandıkça gün sonunda hep hem kafamız rahat olacak, hem işimizi bitirmiş olacağız, hem de enerjimizi çok fazla kaybetmemiş olacağız arkadaşlar. Her işi işe doğru vakit ayırmamız gerekiyor. İşte eğer gereken vaktin altında veya üstünde bir vakit ayırıyorsanız ya o iş hiç bitmeyecektir ya da size göre bitti gelecek ama sonuç istenildiği gibi olmayacaktır. Dolayısıyla da planlama burada devreye giriyor. Hayat da böyle bir şey arkadaşlar. Kum saatini bir kere ters çevirdik, zaman aktı gitti, olay bitti. Tekrar ters çevirdik, yeni bir zaman dilimi aktı bitti, olay gitti. Yani yaşantımızdan her 24 saatte bir dönem eksiliyor arkadaşlar. Bunu tutma şansımız veya bir kenara koyup dondurma şansımız olmadığı için de çok ciddi bir karar mekanizması geliştirmemiz gerekiyor. Bir planlama mekanizması geliştirmemiz gerekiyor kendinizde. İşte birçok zaman tuzağını engelleyecek sihirli kelime. Hani az önce vermiştik ya, böyle mavi bölgede bir planlama yapacaksınız, sakin kafayla dedik, oturduğunuz her şeyinizi hazırladınız, kağıdınızı kaleminizi. Ya telefon çaldı ya da kapı çaldı. Arkadaşlar bu noktada sizin için o mavi bölgedeki yapacağınız gerçekten çok önemliyse hayır deyin. Kapıyı çalana kusura bakma, benim şu an çok ciddi bir planlama işim var ve sana vakit ayıramayacağım, daha sonra görüşürüz deyin arkadaşlar. Telefonda sizi rahatsız eden arkadaşınız Ahmet, Mehmet veya chatte size mesaj gönderen arkadaşınıza şu mesajı yazın. Hayır, şu an seninle mesajlaşamam. Çünkü bir planlama yapmak üzereyim deyin. Hayır her zaman olumsuzluk anlamı taşımaz bu noktada arkadaşlar. Hayır sizi hem iş konusunda, hem kariyer konusunda, hem planlama konusunda, hem de kendinizi yönetme konusunda en gerekli olan sihirli kelimedir. Ama şöyle bir soru soralım. Kaçımız, kaç kişiye hayır diyebildi? Hayırı gerekli yerde kullanırsanız bizler için ciddi anlamda bir kalkana dönüşüyor. Ama gereksiz yerde hayır kullanırsanız bu sizin kariyerinize dahi ciddi anlamda etki edebiliyor. Dur demeyi becerebilmeliyiz arkadaşlar. Hayatımızdaki bizim geleceğimize engel olabilecek, engel teşkil edebilecek veya bizi geriletecek bütün o etmenlere, olaylara, unsurlara, insanlara, uygulamalara, seyahatlere dahi dur diyebilecek gücü kendimizde bulmalıyız. O zaman dur diyemezsek ileride dur diyecek bir hayat kariyerimiz olmayacaktır zaten. Önemli konulardan bir tanesi bireyin kendine vakit ayırması arkadaşlar. Şöyle düşünün, 24 saat bitmiş veya bitmeye yakın, gün sonu olmuş ve diyorsunuz ki ya bugün kendime hiç vakit ayıramadım. O kadar yoğundu ki, o kadar iş güç vardı ki, o kadar arkadaş sohbetine katıldık ki, bir ondan çıktık bir ona gittik, işte kaç saat film seyrettim, dizi seyrettim, ya ne yaptım bilemedim. Arkadaşlar burada sizlere tavsiyemiz şudur. Gün bitmeden, yani hesabınızdaki para sıfırlanmadan, zamana para tabiri koyalım ki biraz görsele gelsin. Hesabınızdaki para sıfırlanmadan günün sonuna doğru kendinize en azından bir 15 dakika ayırın arkadaşlar. Çekilin bir kenara. Kendinizle konuşun. Bugün ne yaptık? Kiminle irtibattaydık? Hangi işleri bitirdik? Kime ne söyledik? Kim bize ne kattı? Kimden ne alabildik? Ne öğrendim? Geleceğe ne aktarabildim?
10 yıl sonra çizmiş olduğum kariyer hedefime bugün yaklaşma şansı yakalayabildim mi? Veya bugün yaptıklarım o hedefe beni götürmek için adım attırmama yardımcı olabildi mi gibi kendi kendinizi sürekli olarak etüte etmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü sizde başında da söylediğimiz gibi zaman yönetimi diye bir olay yoktur. Yönetim bireyin kendisini yönetmekten başlar. Bunu yapan birey de en değerli varlığı olan zamanı da yönetmesini elbette ki becerebiliyor arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın derken sadece kendinizi iş veya diğer konularda veya kariyer planlaması veya plan yapma konusunda vakit ayırmaktan bahsetmiyoruz arkadaşlar. İnsanız, bir biyokimyamız ve bir vücut yapımız var. Bu bireyden bireye değişiyor. Kendinize vakit ayırın derken kendinize 24 saatin içinde mutlu anlar oluşturmaktan bahsediyoruz. Sürekli olarak stabil bir iş, hayat dünyası, hayatın içinde yer alıyorsanız burada mutsuzluk dediğimiz bu hastalığa bir müddet sonra siz de yakalanacaksınız demektir. Buna yakalanmamanın en güzel ve en basit püf noktası gün içinde kendinize küçük mutluluk anları yaşatabilmeniz. Ne kadar kötü durumda olabilirsiniz olun arkadaşlar. İflas etmiş olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz birini kaybetmiş olabilirsiniz ki hep bunlar günlük hayatın realiteleri. Hepimizin yaşadığı şeyler. Pandemiden dolayı evlerde bunalmış olabilirsiniz. İş ve kariyer gelecekle ilgili kaygılarınız olabilir. Ciddi anlamda olabilir ki var. Ama bunların hiçbirisi sizin kendinizi mutlu etmemeniz için mutlu etme konusunda kendinize zaman ayırmanız için birer engel değil arkadaşlar. Bir müddet sonra şunu yaşamaya başlarsınız. Kendi kendine acıyan insanlar profilleri olmaya başlarsınız. Zaten ben başaramayacaktım. Zaten benim öyle bir tanıdığım yok, gücüm, kuvvetim yok. Ben zaten yabancı dilde çok yetersiz. Ya bu tarz kendi kendinizi suçlayacak bad person dediğimiz geri kişiliklere sahip olmaya başlayacaksınız. Bunlar belki de sizin ileriki kariyer hayatınızı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek. 8-8 kuralını tavsiye ediyoruz. Yani 24 saati 3'e bölün. 8 saatin içinde uykunuz net olsun. 8 saatin içinde sosyal etkinlikleriniz, yemek, içme, iletişim ve kendinize zaman ayırmanız olsun. 8 saatte otomatik olarak bir iş ortamında çalışıyorsanız zaten işverenize sizin tarafınızdan taahhüdünüz oluyor. Hem kariyer hem çocuk konusunda bu görsel bize ne anlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir sistem kurmuş ki buradaki vatandaş ev ortamında çalışıyor, çocuğuna da aynı anda vakit ayırabiliyor, kendine de vakit ayırabiliyor bakın arkadaşlar ve işini yapıyor. İdeal bir çalışan profili ve insan profili bu görmüş olduğunuz resim. Hayal değil, bu şekilde çalışan çok da iyi para kazanan bugün hele bu pandemi döneminde yüz binlerce insan var. Yeter ki kendimizi bu profile hazır bir yapıya getirelim. Yani planlamamız olsun, hedeflerimiz olsun ve bunları gerçekleştirecek stratejilerimiz olsun. Bunlar her bir bireyin gerçekleştirebileceği dünyalar. Hiçbirimizin buradaki insandan bir farkı yok. İmkanlar farklı veya sunulan şeyler farklı ama herkese sunulan aynı olan tek şey zamandı. Bu insana da aynı zaman sunuldu. Bugünden yarını düşünelim arkadaşlar. Eğer biz kendimizi planlıyorsak, planlayacaksak, yani dolaylı yoldan zamanı planlamayı düşünüyorsak, zamanı yönetmeyi düşünüyorsak, bugünden yarını düşünmemiz gerekiyor. Yani 8-8 kuralındaki kendimize ait olan 8 saatin bir kısmını da yarını ve yarınları düşünmek için harcamamız gerekiyor. Yarın hangi işlerin beklediğini ajandalarımızdan veya aldığımız not defterlerinden veya stickerlardan kontrol edip check etmemiz gerekiyor. Yarınla ilgili planlarımızın ne kadarını gerçekleşmeyeceğini bugünden yarın düşünerek kontrol etmemiz gerekiyor. Bir 5 ve 10 yıllık gelişim süreçlerimize veya kariyer süreçlerimize veya gelecek süreçlerimizde bugünden yarın düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Sadece onları belirleyerek oraya, onu orada bir yere koyup 10 yıl sonra geldiğimizde zaten bunlar hayaldi, 10 yıl öncenin hayalleriydi, gerçekleşmeyeceğini de çok emin değildim, zaten de gerçekleşmedi diye bir psikolojiyle geleceğe dönük bakmayın arkadaşlar. Böyle olursanız kaybedeceksiniz demektir. Geleceğe umutla bakın arkadaşlar. Ne kadar umutsuz ortamlar orada içinde olursanız olun, ya dünyada da aynı seviyede olumsuzluklar yaşayan insanların da olduğunu bilin. Ama biz insanoğlunun diğer varlıklardan şöyle bir farkındalığı var arkadaşlar. Bizler ortama uyum sağlama yeteneği en yüksek olan varlıklarız. Ve zor oyunu bozar diye de bir mantaliteyle büyüdük bugüne kadar. Yani bizler zorlandığımız zaman hayatta kalabilme konusunda tutun da gelecek kariyer planlaması veya bugünkü konumuz olan zamanı yönetme noktasında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, tahayyül edemeyeceği
sonuçlar elde edebilecek güce ve kapasiteye sahibiz. Burada yapmamız gereken tek şey kendimize emek harcamak, kendimize yeteri kadar zaman harcamak ve ciddi anlamda planlama ve bu planları gerçekleştirmek için de stratejileri ve enerjiyi bir şekilde kendimizde tedarik etmekten geçiyor. Zor değil, yapılması imkansız değil ama emek harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Tüm katılanlara bu değerli vakitlerini ayırıp bizlerle beraber oldukları için de çok teşekkür ediyorum. Bugün ve gelecek bütün günlerinizde şuradaki emoji gibi hayata bakmanızı canı gönülden talep ediyorum.